Sevgili seyirciler, Efsanelerle Hikayeler programımızda bugünkü konuğumuz milli takımımızın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Eren. Hoş geldin diyelim Ali Eren'e. Hoş bulduk. Vallahi çok güzel bir konsept hazırladık. Geçmişte teknik direktörlerin ve futbolcuların yaşadığı komik hikayeler, ilginç hikayeleri gündeme getiriyoruz. Hiç böyle konuşulmayan, hiç kimsenin bilmediği anıları yad ediyoruz. Ve bu sayede hem gülüyoruz, eğleniyoruz hem de izleyicilerimizi güldürüyoruz. İnşallah senden de böyle güzel şeyler çıkar ki çıkar zaten. Vallahi yani, biraz var. Var mı? Bakacağız, biraz var. Önce Gençler Birliği'ne mi gidelim? Gidelim. Zaten futbola Gençler Birliği'nde başladım. Ankara'da. Tabii, çok güzel zamanlarım geçti Gençler Birliği'nde. Tabii ister istemez güzel de hani hem iyi hem kötü anılarımız da oldu. Ama çoğunlukla iyi, evet, güzel anılar var. Hayır, iyi anılar çok ki oradan işte milli takıma gittin, Beşiktaş'a geldin. Demek ki iyi anılar daha fazla. Tabii tabii. Yani Gençler Birliği deyince önce bir eski, Allah rahmet eylesin, İlhan Cavcav başkanımızı iade edelim. Yani Gençler Birliği dönemi güzel geçti bizim için. Onunla alakalı da çok anı var. Başlayalım yani o zaman, İlhan Başkan'dan başlayalım. İlhan Başkan'dan. İlhan Başkan'dan. Başkanımız beni çok severdi. Tabii tatlı sertti, korkardı herkes, çekinirdi. Tabii Ümit Özat, ben, İlker, Sinan, PAF takımdan o zaman A takıma çıktık. Dedi ki bir sene burada top oynayın, hepinize araba alacağım dendi. Tabii o zaman futbolda bugünkü gibi paralar falan yok. Bizim imza attığımız para 2,5 milyon lira o zaman. 2,5 milyon lira. Bugünü? Yani bugün, o gün, o zaman Gençler Birliği bir maçta en kötü 5 milyon lira, 7 milyon lira prim alıyor. Biz 2,5 milyona imza atıyoruz 2 senenin. Yani düşünebiliyor musun? Tabii. Ama başkan o zaman bize dedi ki işte oynarsanız bir sene sonra size araba alacağım. Biz de hepimiz oynadık. Sağ olsun sözünü de tuttu. Tabii yönetim kuruluna gitmiş konu. Konuşuyorlar. Diyorlar ki işte çocuklara araba alacağız falan. İlhan Cavcav diyor ki Ümit'e, İlker'e bir de Sinan. Sinan'a araba alalım. Ali'ye araba almayalım diyor. Parasını diyor ailesine götürelim vereyim diyor. Niye diyorlar, bak diyor bu bir hafta sonra kaza yapar gelir diyor. Ya olur mu falan, işte çocuğun gönlü kırılır falan, alalım falan diyorlar. Şahin'e saldılar o zaman bize birer tane. 4 tane beyaz geldi o zaman, moda 95-96 yılı. Ya biz de sevindik yani, ilk bineceğimiz araba, ilk arabamız oluyor. O güne kadar öyle bir para kazanmamışız zaten. Tabii arabaya bir hafta sonra ben Kızılay'da kaza yaptım arabayla. Bu kadar öngörülü bir adam olamaz yalnız İlhan Cavcav. Eski kaçakçılık daire başkanı var o zaman yönetimimizde, AS Başkan Atilla Aytek. Onu aradım. Atilla abi dedim, Allah rahmet eylesin, o da vefat etti. Atilla abi dedim, kaza yaptım dedim. Şaşırmadık mı dedi? Oğlum sende bir şey var mı? Yok dedim. Antrenman var dedim, ben antrenmana gideceğim. Yanımda da Musa diye çocukluk arkadaşım var. Halen görüşürüz. Çok severim kendisini. Musa'ya dedim ki hani sen arabayla kal, ilgilenirsin, kalırsın. Dedim hani buraya bir ekip falan gönderirsiniz Atilla abiye. Arabayı aldıralım falan. İşte karşıdaki kaza yaptığımız adamla helalleştik falan. Ben çıktım, tesislere gittim. O arada yönetim kurulu toplantısı var tesiste. Başkan diyor ki ben size demedim mi diyor. Bu araba almayı diyor. Al, kendini öldürtecek bu diyor. Yazık günah değil mi diyor. Peki sen öyle bir intibayı nasıl bıraktın başkanla? Ben biraz hareketliydim. Hele avuca sığmıyordum. Beni gördüğü yerde zaten gözler büyüdü başkanım. Çok iyi ya. Hani şu an gözünde canlandırırım da İlhan Başkan'ı. Çok seviyordu. Aynı zamanda da çok kızıyordu. Çok kızıyordu. Çok kızıyordu. Ama tabii şimdi bizim o dönem hani futbolcular biliyorsun çoğu varoşlardan çıkar. Eğitim anlamında da o dönem itibariyle yani çok iyi eğitim aldığımız zaten söylenemez ister istemez. Tabii ki mahallemizde yaşadığımız yerde ne görüyorsak zaten o da onunla beraber tesise geldik.
Yavaş yavaş futbol oynadıkça kendimizi düzeltmeye başladık. Daha sonrasından abilerimizden, büyüklerimizden biraz biraz göre göre. Gerçi abilerimiz, büyüklerimiz de hani çok bizden çok çok önde değillerdi. Ama o konuda en azından daha tecrübelilerdi tabii ki. O günden bugüne baktığımız zaman hemen hemen 20 sene var. Futbolun nasıl geliştiğini, futbolcuların kendilerini nasıl geliştirdiğini az çok görebiliyoruz. Dünya yani. Da kendini geliştiriyor ama bilimsel olarak, teknolojik olarak herkes her şeye ulaşabiliyor. Herkes eskiden geliştiriyor. Ansiklopediye bakardık, şimdi telefondan 30 saniyede bilgiye ulaşabiliyoruz. Yani İlhan Cavcav'ın en güzel yanlarından bir tanesi kendisi için para vermeyi çok sevmezdi. Yine böyle paraya ihtiyacım vardı bir gün. Fabrikası var. Fabrikaya gittim. Tabii aradım gittim. Başkanım dedim, görüşmemiz lazım. Gel oğlum dedi. Gittim. İşte oturdum. Misafirleri falan vardı. Bir yarım saat 45 dakika bekledim. Beni odasına aldı. Buyur dedi oğlum, ne istiyorsun? Dedim başkanım para yok. Nasıl dedi para yok? Para yok dedim. Oğlum dedi bak, senden önce dedi Rahim abin geldi dedi. Fabrika yandı dedim dedi. Tamam mı? Ben dedi para yok dedi. Başkanım dedim, sizin vereceğiniz para bize hiç dedim ya. Yani ben harçlık istiyorum sizden. Ne kadar istiyorsun dedi. İşte şu kadar, o zaman hatırlamıyorum, para istiyorum. Evinde ihtiyacı var dedi. Sağ olsun. Hemen verdi. Çıkarttı, verdi. Yani kızardı ama hemen hemen bütün ihtiyaçlarımızı da tabii görürdü. Onun tek şeyi, hani biz çok fazla parayı bir anda görüp de şımarmayalım. Kendimizi kaybetmeyelim yönünde düşüncesi vardı. Haklıydı da yani baktığımızda. Senden bonservis de kazandı ama, değil mi? Tabii kazandı. Benden bonservis kazandı. İlginç bir şey. Bir de ben Gençler Birliği'nden aldığım peşinatı geri gönderdim Gençler Birliği'ne. O sene için. Beşiktaş'a transfer olduğumda ben aldığım peşinatı da geri gönderdim. Kızdırdılar beni. Alın dedim paranızı. Vay vay. Var mı başka İlhan Başkan'dan böyle hikayeler? Komik. İlhan Cavcav, ya Gençler Birliği'nde başkanla çok vardı da, yani Metin abiyle Erkan abiyle var. Erkan abi de biliyorsun şu anda Gençler Birliği'ni çalıştırıyor Erkan abi. Onlar da var. İşte bu para konusu, parayla açıldı ya, çok fazla para kazanamıyoruz tabii o zaman daha. Yani 10-11 tane falan genç tesiste kalıyoruz. Gençler Birliği'nin eski tesisler ama şimdi yeni tesisler değil. Şimdi yeni tesisler yapılmış, mükemmel. O ara tabii cep telefonları da yok. Ankesörlü telefonlar var. Bizim de salon var. Salonda bir tane ankesörlü telefonumuz var. Bazen işte evi arıyoruz veyahut da sipariş falan vereceğimiz zaman oradan telefon açıp sipariş veriyoruz. 7. caddede bir pastane vardı. Sürekli oraya gidip gelirdik biz Ankara'da. Tabii bazen de bir taktik geliştirmiştik para olmadığı zaman. Arıyorduk pastaneyi. İşte 10 tane hamburger, 10 tane kola istiyorduk veyahut da içecek herhangi bir şey. Tabii ben Ali Eren diyorum, işte bizim tesislere 10 tane hamburger, işte 10 tane içecek gönderir misiniz? Tamam, yarım saat 45 dakika sonra orada diyorlar. Hop geliyor arabayla, bırakacak, beni soruyorlar. Ali Eren Bey'in siparişleri geldi. İşte Ali Eren'in siparişleri geldi. Ya sorma, acil işi çıktı diyorlar. Hamburgerleri alıyorlar, şeyleri para alıyorlar. Gelince o parayı veriyorlar tabii. Böyle böyle vakit geçiriyorduk tabii ki. Paramız olmadığı zaman. Daha sonra yazın diyemiyorduk. Onu gururumuza yediremiyorduk. Böyle taktikler bulmuştuk o zaman. Tabii alıyorduk. Primlerimizi alıyorduk hemen. Veyahut da harçlıklarımızı verdikleri zaman tekrar. Ne zaman sonra ödüyordunuz? Bir hafta, 10 gün. Bilemedin ama bir hafta 10 gün görünmüyorduk hiç. Aşağıda inmiyorduk o zaman. Senin bir de Beşiktaş'ta enteresan bir zehirlenme olayın var. Çok böyle birebir şahit oldum. Ya zehirlenme olayı hiç sorma. O çok bir bomba oldu. Aslında hani huyum değildir akşamları dışarıdan yemek yemek ama yani o gün de tesiste çok az yemek yemiştim. Şöyle başlayayım, aslında gireyim konuya. Sabah ben de aralarda gireceğim çünkü olayın benimle de bir alakası var. Biliyorum. Sabah antrenman yaptık. Ayhan sakatlandı bileğinden. Ter antrenmanı. Ertesi gün de maçımız var. Bayağı da ağır sakatlandı. Tabii aldık. Ayhan'la da aynı odada kalıyoruz. İşte yatağa geldi, yattı. Buz yapıyor falan. Buz getirip götürüyorlar falan. Ben tabii
İndim akşam yemeğine, az akşam yemeği yedim. Ayhan'a dedim sana hani akşam yemeği getireyim mi? Ben dedi yemeyeceğim, dışarıdan yiyeceğim dedi. İyi dedim. Yemeği yedim, yukarı çıktım. İşte ne yiyeceksin söyleyelim falan. İşte çağırdık orada arkadaşlardan bir tanesini. Dedik işte kokoreç yiyeceğim. İyi dedim. Yiyeceksin sen de. İyi dedim, ben de yiyeyim biraz bari. Üç tane yarım söyledi. Neyse üç tane yarım kokoreç geldi. Mustafa'ya söyleriz. İsim vermek istemiyorum. Başı yanmasın diye. Mustafa'ya söyledi siparişi yani, gitti. Sipariş. O gitti, dedik işte şuradan kokoreç de yediğimiz bir yer var. Bir tane firma. Oradan alıyoruz sürekli. Git şuradan işte abi sana zahmet üç tane yarım kokoreç al gel dedik. Gitti geldi bu tabii. Ayhan aldı yarım yedi. Ben dayanamadım yarımı yedi. Bir taneyi daha yarım kaldı. Dedi ki paylaşalım ya. Dedim ayan gerek yok yani sen ye, ben zaten yani tamam tadımlık dedim ama yedim. Yok dedi, yarı yarıya yedim. Onları da yedik. Afiyet olsun. Böyle... Ertesi günde maç var değil mi? Ertesi gün maç var. Çok iyi. Midem böyle hafif de kaynamaya başladı falan. Onun üzerine mandalin, portakal falan da yiyoruz. Tabii oturduk. Maç var ya. Yani C vitamini falan faydalı olsun falan. Gece yattım abi, uyuyamıyorum. Çok kötü oldum, ateşim çıktı. Ayhan diyorum kalk, ben diyor kalkamıyorum. Onun da ayağı sakat. O bir yerde yatıyor, ben bir yerde yatıyorum. Murat abi var, fizyoterapistlerden. Sağ olsun. Murat abiyi aradım telefonla, gece uyandırdım. Dedim abi ben çok kötüyüm. Ne oldu dedi, herhalde dedim zehirlendim. Ama hani insanın ağzından köpük gelir ya, benim sarı sarı nasıl köpük geliyor biliyor musun ağzımda? Allah Allah. Dedim beni hastaneye yetiştir abi. Gece saat 4'te Murat abi aldı beni hastaneye götürdü. Miden yıkandı. Mideyi yıkamadılar ama serum merum falan taktılar. Belki de yıkadılar, hatırlamıyorum yani. Bir takside gidiş halimi hatırlıyorum, kafa dışarıda böyle. O kadar zehirlenmişsin ya. Çok kötü zehirlenmişim biliyor musun? Ben o ertesi gün herhalde bir gün mi iki gün mi hastanede yattım zaten. Daha sonrasında çıktım ama kokoreç zehirlenmesi zaten kötü oluyormuş. Öyle bir dönem geçirdik. Ayhan da oynayamadı. Ben de oynayamadım. Bir de ertesi gün... Aa, bir de şey onu ben anlatacağım da. Mustafa da size her zaman yediğiniz yerden değil başka yerden mi aldı kokoreç? Ya tabii gitmiş orası dedim zehirlendi. Yani konuları atlattık bunları. Antrenmanlara çıkmaya başladım. Dedim Mustafa abi ya dedim sen nereden aldın kokoreçi bize? Ya dedi orası kapalıydı yanından aldım dedi. Aferin dedim ya çok teşekkür ederiz iyi yapmışsın sağ ol dedim. Şimdi olayla alakalı şöyle. Ben Fule tesislerinde yürüyorum. İşte istihbarat yapıyoruz gazeteci, televizyoncuyuz. İstihbaratı aldım. Ali Eren kokoreçten zehirlendi. Sonra gittim şirkete bizim Show TV'ye. Fenan Tezcan var bizim müdürümüz o zaman. Dedim ki abi dedim, sana süper bir haber getirdim. Ne o Atakan dedi. Dedim ki abi Ali Eren oynamadı ya maçta. Zehirlenmiş dedim. Nasıl zehirlenmiş dedi. Abi dedim kokoreç yemiş. Allah Allah dedi. Emin misin? Eminim abi dedim. Sonra bizim o zaman spor sayfası var. 20.30'da bir de gece 11.30-12'de Show Spor var. Show Spor ama inanılmaz kasetler ve VT'ler hazırlıyoruz. Başladı işte haber kaseti yaptık. Tunçeli Bol okudu. Ben montajladım. Haberi yazdık vesaire. Hazırladım. 4-5 dakikalık bir kaset. Ben seyrettim televizyonda. Sonra Ferhan abi de az sonra yazıyor. Az sonra da şöyle, Avrupa Birliği tarafından yasaklanan kokoreç Beşiktaş'ta hangi futbolcunun başını yaktı? Ama nasıl böyle haldır haldır az sonra geçiyor böyle. Sonra telefonlar çalmaya başladı. Ali Eren arıyor. Kardeşim diyor az sonra giriyor diyor bilmem ne. Dedim ki ben. Dedim ben dışarıdayım haberim yok izinliyim ben bugün. Sonra Tunçeli Bol aradı. Dedi ki Tunç'ta da haber giriyor. Tunç dedi ki ben izinliyim kız arkadaşımla beraberim. Öyle de haberim yok. Sonra neyse haber girdi. İki gün sonra biz tesise gittik. Tunç Elibol'la beraber Fulya tesislerindeyiz. Ali Eren dedi ki bana kardeşim dedi arıyorum seni dedi dışarıdayım diyorsun dedi haber girdi bilmem ne dedim ki ben haberim yok falan. Neyse Tunç Elibol'a döndü, seni arıyorum dedi, haberim yok dedi, sesi sen okumuşsun kardeşim. Nasıl haberi yok? Abi metni de kurguyu da Tunç Elibol seslendirmiş. Ya öyle. Ya zaten haberim yok diyor, baktım 5 dakika sonra kendisi okuyor televizyonda. Ya inanılmaz. Ama onun da tabii yapabileceği bir şey yok, geri çekemiyor. Az sonra geçmeye başladıktan sonra, girmeye başladıktan sonra
o haberin iptal olma şansı yok. Zaten, ha, daha önce Ali'den istihbarat alıp arasaydı haberi sokmayabilirdik. Ya ama gerçi sizin işiniz de bu. Yani buradan para kazanıyorsunuz. Tabii, siz tabii. Yani işinizin gereğini yaptınız orada. Ya bizim tesislerde zaten sıkıntı vardı Beşiktaş tesislerinde. Şimdi bizim eski fulya tesisleri ISO 9001, ISO 9002 belgesi almışlar. Galatasaray maçı oynayacağız herhalde. Derbi maç. Çok önemli. Abi gece bir kalktım, yatak ıslak. Dedim altıma mı kaçırdım acaba? Yağmur yağıyor. Bir baktım yukarıdan şıpır 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 yatak gül olmuş beni. Allah Allah. Tabii. Yani tesislerin son dönemleri artık yani. Tesis abi bitmiş artık. Tesis yani. Çürümüş. Tabii yani çürümüş, bitmiş. Miladını yani doldurmuş. Miladını doldurmuş. Bir gün akşam karnımız acıktı. Yine tesisteyiz, dedim ki hani bir ekmek arasına bir kaşar maşar alalım, koyalım falan, yiyelim. Abi gece şimdi mutfağa girdim, basıyorum çatıp diye ses geliyor, basıyorum çatıp diye ses geliyor, basıyorum çatıp diye ses geliyor. Şeyi arıyorum o arada. Işığı, lambayı. Işığı arıyorum. Ama ışığa bir bastım, yer hamam böceği dolu. Ben diyeyim 500, sende 1000 tane, yani inanamazsın. Yani mutfakta, son dönemleri fulyanın. O mutfakta yemek yani. O mutfakta yemek değil yani. Düşün bir de ben biraz takıntılıyım bu konularda. Hele bir açımız var sağ olsun zaten o zaman, o dönem. Bir gün dedim ki hani tesise giriyoruz, mutfak tarafından gireyim bakayım. O mutfaktan bir girdim, baba baktım çıkartmış ayaklarını, koymuş tezgahın üzerine, almış tırnak makasını. Çağat, çağat tezgahın üzerinde, yemek yaptıkları tezgahın üzerinde. Tırnaklarını kesiyor. Baba sen ne yapıyorsun dedim. Tırnaklarımı kesiyorum dedi. Dedim burada, burası tırnak kesilecek yer mi dedi. Dedim benim dedim çalıştığım ortam burası dedi. Nerede keseyim dedi. Ben bunu aldım. Tabii gittim şeye. O zaman kulüp müdürüne. Albay vardı, ismini unuttum şimdi. Dedim ki abi böyle böyle bir şey var. Bak dedim bu adam girdik içeri. Bu tırnaklarını kesiyor. Yani bize yemek yaptığı yanda, yan tarafta yemek yapıyorlar. Tezgahın üzerine ayaklarını koymuş, tırnaklarını kesiyor dedim ya, yani böyle bir şey gördün mü dedim. Neyse ben bakarım, ilgilenirim falan filan dedi. Tabii gitti baktılar. Ben şimdi kafaya taktım ya, her gün oradan giriyorum. Mutfağa kolaçan ediyorum. Sen plakayı aldın. Tabii plakayı aldım. Plakayı. Baktım bir daldım baba yine mutfaktan içeriye. Baktım makarna tenceresinde, yemek tenceresinin içerisinde çorapları yıkıyor baba. Şaka demiyorum ya, ciddi. Yemek yiyemiyoruz tesiste. Çok iyi ya. Yani o Ali'nin işte Alpaylar, Mehmetler, Feyyazlar, Sergenler, onlar bunlar hepinizin böyle tümeller mümerler yemek yiyip makarnanın içinde çorap şey yapıyor. Tabii çorap ya, çoraplarını yıkıyor. Düşünebiliyor musun? Makarna şey ya, tencerenin içerisinde ya yani. Siz yani ya dedim ediyorsun. Baba Allah'ını seversen bizi öldürecek misin dedim ya, zehirlemeye mi çalışıyorsun? Yemin ediyorum sana. İçeri cazı sokmuşlar, haberiniz yok. Neyse gittim, Sinan abi falan var o zaman, şikayet ettim. Ya dedim abi adam dedim çoraplarını yıkıyor dedim ya şeyde. Gene kovduramadık abi adamı. Ya inanılmaz ya. İnanılmaz bir şey. Bir gün maç yemeğe var, zaten maç yemeği de yiyemiyorum. Takıntılıyım, gördün mü ya. Gördüm, geçmiş olsun. Yani. Makarna geldi önüme. Makarna geldi. Ben de şöyle yaptım. Kirpiğim düştü içine. Bu ne dedim kardeşim artık. Bunun da içinden her şey çıkıyor. Attım çıktım gittim, tamam mı, bilerek. Ondan sonra adamı kovdurabildik sağ olun. Ya şaka gibi. Sana o, onda da kabahat yok yani. Onda da kabahat yok. Onda da kabahat. Bak, o ama arasında 3 ay 3,5 ay geçti. 4 ay geçti bak. Eyvallah. İnan sana. Ya sen böyle bir şey olabilir mi ya? Ahçı başı. Mutfakta. Tencerenin içerisinde çorap mı yıkar ya? Allah böyle bir şey olabilir Allah mi çok ya? Çok ayıp, enteresan. Tırnaklarını tezgahın üzerine ayağını koyup insan bir de ayakları biliyor. Allah'ını seversen yani böyle bir şey yok. Ya. Vallahi bile yani yemek nasıl olur? Dediğin gibi değil. Ya inanılmaz. Allah'tan, ya diyor mu ya, ISO 9001 almışlar Fulya'ya, ISO 9002 almışlar. Alakası aldılarsa, yok. Yani. Alakası yok. Allah'tan şeye geçtik de. Nevzat Demir'e geçtik de uzay üstüne geldik ya, biz oraya geldiğimizde böyle yaptık. Zaten hemen akabinde yani. Şampiyonluk geldi zaten. Tabii. Açımız da o zaman müthişti. Recep abi vardı, halen duruyordur. Evet. Çok, hakikaten çok, müthişti. Çok, çok iyi yemek yani yapar. Şimdi bir de temiz insan, işi doğru düzgün yapıyor. Ha, ben de bu konularda biraz titizlik vardır yani. Ben dikkat ederim yemek yediğim yere,
girdiğim yerde yani. Herkesin dikkat etmesi lazım zaten sonuçta yemek yani. Yani işte düşünebiliyor musun? Çorabı yıkıyor, aynı şeyin tencerede sana makarna yapıyor adam. İnanılmaz. Yani ister istemez insanın içi yani almıyor. Senin bir galiba bir maske hikayen var değil mi? Sen böyle espri yapmayı, korkutmayı... Ya korkutmayı derken o ara bir modaydı. Aslında Ahmet Yıldırım bizim Ankara Gücü'nde oynuyordu. Tarık Gençler Birliği'nde biz arada çıkıyorduk. Tarık Ahmet Daşgün. Ahmet Yıldırım maskeyi takardı. Kafayı çıkartırdı, milleti korkuturduk falan. Gece öyle arada dolaşırdık sokakta. Ciddi mi söylüyorsun? Ankara sokaklarında. Ankara sokaklarında. Kızılay'da, Mızılay'da, Bahçeli'de böyle yürürdünüz. Kızılay'a gitmiyoruz da Bahçeli'de. Ay Kızılay sıkıntı. Tandoğan'la Beştepe arası. Yani Gençler Birliği Ankara Gücü tesisleri arasında. Öyle. Durakta adam duruyor ya mesela. Ya arabayı vay çıkar falan. Adam sıçlar falan. Çok korkanlar oluyor muydu böyle? Tabii olmaz olur muydu? Biz arabayla dolaşıyorduk. Allah'tan başınıza bir şey gelmedi. Ya, Allah'tan yani hakikaten kötü bir günü denk gelmedi ki. Sıkıntı yaşayabiliriz. Yine bir gün tesiste Metin abi var, Metin Diyadin. Metin Hoca. Şimdi Erkan Hoca Gençler Birliği'ni çalıştırıyor. Bilardo oynuyorlar salonda. Teniste üç yere kapı açılıyor odalara, koridorlara. Kelebek kapılar böyle, itekliyorsun. Yani kafaya taktım, Erkan abiyi korkutacağım. Neyse, maskeyi giydim. Abi maskeyi giymeme de gerek yok da. Tanıdığım için. Neyse, maskeyi giydim baba. Böyle bir acayip cins bir maske var. Hani bu filmlerde falan şimdi çıkıyor, korku filmlerinde falan. Neydi o? Yüzüklerin Efendisi'nde falan vardı ya, yani orklar morklar öyle bir maske var. Düşünebiliyor musun? Neyse maskeyi giydim, elime baltayı aldım. Tekmeyi vurdum. Kelebek kapıya koştum Erkan abinin yanına kadar. Bir metre, bir buçuk metre falan kaldı. Durdum, bağırıyorum ama. Erkan abi dondu. Elde bilardo zaman ıstaka. Istaka, kımıldayamıyor. Ben de kımıldamıyorum, bağırıyorum. Anam dedi, ıstakayı bir attı. Başladı kaçmaya. Ben de bir 20 metre daha kovaladım çünkü tesis bizim çok uzundu uzunlamasına. 15-20 metre daha kovaladım. Abi. Sonra sen olduğunu öğrendi. Metin abi falan çekindi ama çözdü işi. Yani Metin Diyadin çözdü işi. Sonra ben maskeyi falan çıkarttım, gittim odaya. Kilitledim kapıyı. 45 dakika, 1 saat sonra falan Erkan abi geldi. Kapıyı çaldı. Ali oğlum, efendim abi kapıyı aç, açmam abi. Oğlum açsana kapıyı. Açmam abi. Aşağı. Oğlum kapıyı aç, bir şey yapmayacağım. Döveceksin abi, açmam biliyorum. Oğlum pencereden girerim, pencereyi de kapattım abi. Ne zaman ulaştı sana? 1,5-2 saat. Şey yaptı ama çıkar çıkmaz tabii çat çut çat çut. Bir 4 tane yedik. Ama yüzünü bir gördüm. Sapsarı. Sapsarı. Sapsarı olmuş. Çok korkmuş. Yani acayip korkmuş. Zaten bizim orası. Yani mahrubiyet bölgesiydi o dönemde Beştepe'de. Yani bir atlı spor kulübü vardı. Gece hakikaten insanı kesseler kimsenin ruhu duymazdı yani. Öyle bir yerde kalıyorduk biz. Mahrubiyet bölgesi. Ondan gelip giderken de Erkan abi biraz pimpiriklidir o konularda. Bayağı bir 2 gün 3 gün atlatamadı. Senin Metin Türel'le anıların var mı? Hikayelerin. Metin Türel. Onlarla çalıştın çünkü. Metin evet, Hoca'yla. Metin Hoca. Metin Hoca ile var ya, Metin Hoca bizi çok severdi ama aynı zamanda da çok hırpalardı. Hakikaten. İşte bizim yeni yeni çıkış dönemlerimiz Gençler Birliği'nde Ümit Milli Takım'da falan da oynuyoruz o dönem. Yani işte çok bu Uçeli, şey, Moşeli, Kuşeli, Konalı kadromuz işte çok iyi. Engin abiler, Metin Diyadinler falan işte Erkan abi falan. Ama o müthiş bir kadromuz vardı hakikaten o dönem. Serdar abiler var Hürriyet Gazetesi'nden. İşte antrenman başladığında 10-15 dakika sonra Metin Hoca onlarla sohbet ediyorlar. İşte röportaj veriyor, soru soruyorlar falan. Onlar da çeviriyor. Biz de antrenman maçı yapıyoruz. Ben de orta sahadan aldım 1-2 kişiyi geçtim. Uyum değildir. Çektim, vurdum. Kalede de Hasan vardı. Çatada gitti, gol oldu. Ben de işte böyle gol olur falan diye parmakları kaldı. Bir baktım arkadan birisi bana tekmeyi bir vurdu. Bir döndüm baktım. Metin Türel.
Sen dedi ne yapıyorsun? Dedim ne yaptım hocam? Ben dedi daha dedi cin olmadan şeytan mı çarpıyorsun? Futbolcu mu oldun lan falan filan beni bir kovalamaya başladı sonra içerisinde. Tabii ben kaçıyorum ama uzaklaşmıyorum da. Yani mesafeyi koruyarak böyle bir 15-20 metre koştum. Genç oyuncuların böyle çok ön plana çıkmasını çok istemezler miydi o dönemler böyle? Yo, bizim hepsi gençti. Yani baktığın zaman Hasan kalede, ben sayayım. Hasan vardı bir ara, Kubilay vardı. 75-76 doğumluydu. İşte Ümit Özat vardı, 77 doğumluydu. Sinan 75 doğumluydu, 76 doğumluydu. İlker 77 doğumluydu. Hakan vardı, işte 74 doğumluydu. Seyit vardı o dönem, 75 doğumluydu. Mehmet Önür vardı, o dönem 78 doğumluydu. İsmail Güldüren vardı, o dönem 78-79 doğumluydu. Bizim takımımız hep gençti. Ha, gençti derken 25-27 kişilik ama. Tabii belirli bir kalıp, belirli bir yaştaydı işte. Kuşe, Kona, Moşe, işte Erkan abi, Metin Diyadin, Engin abi, orta saha Engin Özdemir. Çok iyi futbolcular. Tabii Taner Hoca vardı, şimdi Samsun Taner vardı, işte Murat abi vardı. Yani onlar bir 10 kişinin falan yaşı. Yani ortalama 26 ile 33 yaşı arasındaydı ama geri hepsi gençti zaten. Hepsi genç. Tabii ki. Ümit Özat o zaman ayak dışı deniyor muydu? Oo, iyi vuruyordu. İyi vuruyordu. İyi vuruyordu. İyi vuruyordu. Ümit de ben de ayak dışını çok iyi vuruyordum. Ama daha sonradan bize vazgeçirdiler yani. Daha doğrusu bana vazgeçti. Hep ayağımın üstünü kullanmasını öğrettiler bana. Ümit Özat vazgeçmedi. Yok o ama bekti, sol bekte oynuyordu o. Ha, şimdi ben... Ben de sol bek oynuyordum ama ben çok fazla çıkmıyordum. Ben defansın her yerinde oynuyordum. Sağ bek, stoper, libero, sol bek, ön libero oynuyordum zaman zaman. Yani her tarafında oynuyordum. Yani defansla alakalı, savunmayla alakalı her bölgede oynuyordum ben de. Ama Ümit tabii ki Ümit'in teknik kapasitesi biraz bizden daha iyiydi. Ondan dolayı o yani sağ ayağın dışıyla işte çıkıp orta falan yani yapıyordu o dönem. Ümit Özat'ın şeyi neydi lakabı? Söylemeyeyim çünkü ayıp olur. Hikayeyi biliyorum çünkü. Koca kafa diyorlarmış. Bir gün Galatasaray maçında kendi kalesine gol atıyor. KK yazıyor kendi kalesine. 20 dakika oynayamamış. Benim lakabım bunlar nerede öğrendi diye. Sonra demişler ki oğlum o koca kafa değil kendi kalesine. Ondan sonra maça adapte olmuş ikinci yarı. Şimdi Taner abinin konuşmasına bak bir gün. Şahit oldum, onu anlatayım sana. Bizim Taner Taşkın, stoper. İşte benden önce o oynuyordu. Ben geldiğim dönemde de işte o, Erkut abi falan. Hep beraber oynuyorduk, Rahim abi falan. Bir Galatasaray maçı. 4-1 mi, 5-1 mi falan yenildik biz Galatasaray'a. Genç Serbeli'nde. Ben o zaman daha yeni kadroya giriyorum yani. İşte diyorum ya, ankisörlü bir telefonumuz var. Oradan sürekli telefon ediyor, konuşuyor falan. Akşam... Ben de işte salonda oturuyoruz, bilardo falan filan oynuyoruz. İşte orada oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Taner abi gitti, jetonu attı, telefonu aradı babasını, Manisa'yı, konuşuyorlar. Biz de kulak misafir oluyoruz. Diyor ki babası, ne yaptınız diyor, nasıl gitti diyor. Maç, baba çok iyi gitti falan. Nasıl oynadın oğlum diyor, çok iyiydin baba diyor. Kimi tuttun diyor. İsmini söylemek istemiyorum şimdi tuttuğu şahsında o zaman. Bu dönemde sakıncalı olduğu için. Evet. Ahmet'i tuttum diyor. Ahmet ne yaptı diyor. 4 gol attı diyor baba. Şey gibi olmuş bak. Bir gün Ferhat'ı gördüm Trabzonsporlu. Bu Delgado'yu çok iyi tanıyorum ben dedi. Nereden dedim. İsviçre'de oynadım ben dedi. O da İsviçre'de oynuyordu. Çok iyi futbolcudur. Şöyle böyle. Hatta dedi ben bir gün maçta tuttum bunu dedi. Ağacı nasıl tutun? Adam adama oynadım dedi. Ne oldu dedim, 4 tane gol attı dedi. Aynı hesap olmuş. Yani tutmasaydın daha iyiymiş. Taner abinin babası da antrenörlük yapıyordu o zaman. Tabii aralarında fikir alışverişinde bulunuyorlar ama biz tabii gülmekten kendimizi yere attık. Sen sonra Beşiktaş'a geldin. Nasıl oldu o dönem, o transfer? Ya ben kadro dışı kaldım. Niye? Ufak bir piriyle bir sorun yaşadık. Nasıl bir sorun? Ya bu antrenman çıkışı bana küfür etti. Niye? Ben de bilmiyorum niye olduğunu. İnan ben de bilmiyorum. Yani ben
özellikle yabancı oyuncularla çok iyi geçinirdi. Bir problem mi var falan dedim, beni itekledi falan. Ya dedim normal, gayet doğaldır, o canı sıkır. Sonra bana küfür etti. Birkaç ağır küfür etti. Türkçe. İngilizce. İngilizce, onu anlıyorsun. O kadarını anlıyorum. O kadarını anlıyorum. Ben de tabii öyle olunca dayanamadım. Bir ufak arbede oldu. Sonra ne oldu Piri'ye? Arbede de. Piri'ye çok fazla bir şey olmadı. Piri'ye çok fazla bir şey olmadı. Ama ben kadro dışı kaldım. Kadro dışı kaldım. Piri kadro dışı kalmadı ama. Yok, kalmadı. Kalmadı. O zaman küfür serbest. İşte ya konuyu şöyle bir şey. Burada şöyle bir durum var. Yine olay dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Yani ben kendimi anlatamıyordum o zaman insanlara. Ha, anlatamıyorum. Problem oradan kaynaklanıyordu zaten. Şimdi Ali kavga etti de niye kavga etti? Neden kavga etti? Ali'ye ne dediler? Yani ben bunu anlatamıyordum insanlara. Neyse kadro dışı kaldım o ara. Ben İlhan Cavcı, Allah rahmet eylesin, çağırdı. Ben dedim bir daha Gençler Birliği'nde oynamam. Ben dedim futbolu bırakırım, oynamam dedim. Siz beni kadro dışı bıraktınız dedim benim haklı olduğum konuda. Neyse o ara Ümit Milli Takım falan var. Çağırdılar, gittik. Beşiktaş istedi o dönem. Ondan sonra Beşiktaş'a geldim. Tabii Beşiktaş'a gelirken de Ümit Milli Takım maçından geldim. İmza atacaktım. Havaalanına indim, korktum. Ertesi gün sabah imza atacaktım. Korktum, tekrar Ankara'ya gittim. Annemle babamla oturdum, konuştum o zaman. Çünkü ben hiç dışarı çıkmamışım, hani bilmiyoruz o zaman. Benim bildiğim bir kendi evimiz var. Bir Gençler Birliği Spor Kulübü'nün tesisleri var. Bir de stat var. Tabii stat var. Başka yeri bilmiyorum. Yani tek başıma gideceğim yani, dışarı çıkacağım ya yani, o özgüvene, o cesarete sahip değilim. Tabii annemle oturdum konuştum, babamla oturdum konuştum. Biraz önce de söylemiştim ya, Musa diye bir çocukluk arkadaşım var. O geldi, aldı beni zorla arabaya bindirdi. Dedi sen dedi gideceksin, hem Beşiktaşlısın dedi. Gideceksin orada dedi top oynayacaksın. Hiç unutmuyorum, yağmur yağıyordu gece. Gece çıktık yola, sabaha karşı burada oldum. Saat öğlen 1 gibi 2'de imza attım. Peki burada ne kadar sonra alıştın buraya? Ya da yine yani dönmek istedim mi arada? Sonra tabii ki dönmek istedim. Şöyle üstüme geliyor. Beşiktaş'ta oturuyoruz o zaman. Serdar'ın evde kalıyorum. Dikilitaş'ta binalar yakın. Serdar üstüme Toprak geliyor Tepe'de. Binalar. Evet, Serdar Topraktepe'nin. Binalar üstüme geliyor. Çünkü çok yakın. Ben Ankara'da çok rahat bir alanda büyüdüğüm için binaların arası uzaktır. Yani nefes alamıyorum. Recep abi var. Recep abi bizim. Recep Çetin'i biliyorsun. Gittim dedim ki abi ben yapamıyorum. Ya olmuyor, alışamadım. Benim dedim bir an önce dönmem lazım. Ya bırakacağım ya beni yani gönderin bir şekilde dedim. Ben burada duramıyorum dedim. Sağ olsun o da rahmetli başkanımız Süleyman Seba'yı arıyor. Bir gittik yönetim kurulu toplantısının içerisine Recep abiyle beraber aldı götürdü. Bana dedi ki başkan, oğlum dedi sorunun ne, problemin ne? Dedim başkanım binalar üstüme geliyor. Nefes alamıyorum dedim yani. Bu arada duramıyorum rahmetli dedim Süleyman yani. Seba'yı da onursal başkanını analım, yad edelim. Allah burada. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Tamam dedi oğlum sen dedi dur. Senle dedi bir arkadaş görevlendirdik. O seninle konuşacak, bakacak. Eğer dedi gerekiyorsa da seni dedi göndereceğiz. Tamam dedi, sorun yok dedi. Ben gittim oturdum. Psikiyatırmış. Konuştuk falan bayağı. Biraz rahatlattı. Konuştuk, rahatlattı falan. Recep abi aldı beni tekrar götürüp bir hafta sonra seni tamam gönderecekler falan dedi. O ara birkaç kere daha gittik geldik psikiyatra. Ondan sonra yavaş yavaş alışmaya başladım. Benimsemeye başladım. Ankara'ya gidip geliyordum sürekli. Onu kesmeye başladım. Antrenman yapıyordum. Burada Ankara'ya gidiyordum. Ertesi gün sabah antrenmana tekrar geri geliyordum. Allah Allah. Evet. Haftada 3 gün 4 gün Ankara'ya gidip geliyordum böyle. Düşünebiliyor musun? 2 saat 15 dakikada 20 dakikada Ankara'ya gidip geliyordum. Sürekli yani gidiyordum 2-2,5 saatte geri geliyordum ertesi günde. Onları kesmeye başladım. Daha sonra tamamen adapte olmaya başladım. Zaten 2 sene sonra da ailemi de getirdim komple. Annemi babamı bir tane kız kardeşim var ablam. Çekirdek aileyiz. Onları da getirdim. Ondan sonra tamamen İstanbul'a adapte oldum. İstanbul'da kaldım şimdi.
Zaten kovsalar da gitmiyoruz buradan zaten. O aynı şeyle de problemi İbrahim Üzülmez de yaşamıştı hatırlıyorum. Gaziantep Spor'dan gelmişti. Beşiktaş'a tesiste kalıyordu. Ben dönmek istiyorum, ben gitmek istiyorum diyordu. Onun da böyle alışma süreci 2-3 ay sürmüştü. Ama sana enteresan bir şey söyleyeyim. Ben Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra da hiçbir kulübe adaptasyon sağlayamadım. Adapte olamadım. Ama tabii hiçbir büyük takımı gördükten orayı sonra... Orayı gördükten sonra da her şey değişti. Çok zor değil mi? İnan sana her şey değişti, çok zor. Yani acayip derecede nereye gidersem gideyim çok el içinde tuttular. Yani bize inanılmaz imkanlar sağladılar ama hiçbirisi... Sen yapamadın. Tabii Beşiktaş'ın yani o aklım bulunduğumuz burada, dönemi aklım geldi. Aklım burada kaldı, Beşiktaş'ta kaldı. Tabii hep zaten öyleydi. Hep öyleydi yani. Sen bir de ön çapraz bağ koparmıştın. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii tabii. Hiç sorma. Yine bu Bursa'da bir milli maç oynamıştık. Hatırlıyor musun? Serbest İrlanda maçı. İrlanda maçı. Avrupa kupalarına gidecektik. İşte berabere kaldık. Dönüşte ben kadro dışı kalmıştım Beşiktaş'ta gene bir. Arada böyle kadro dışları oluyordu benim. Neyse Galatasaray maçı oynayacağız. Affettiler falan filan. Neyse maça çıktık. Ümit'le bir problem yaşadık. Şey problem derken saha içerisinde bir pozisyon yaşadık. Hangi Ümit'le? Galatasaray'da bizim Ümit Davala mı? Ümit Davala'yla. Orta sahada ben topu alayım döneyim derken o da geçmişte ayağıyla benim tam dizle eklem yeri arasını arkadan vurunca diz öne doğru gitti tabii. Dizim şişti. Ben maçtan çıktım. 1-0 yenilmiştik. 99 senesi yanlış hatırlamıyorsam. Diz şişti benim. Tabii diz şişince de tabii ki o ara hatırlıyor musun? Fenerbahçe'nin Pendik evet, maçı var. Sizin de Dardanel maçı var. Bizim Dardanel maçı var. O döneme denk geldi. 3 gün sonra yine maç oynayacağız. Ben doktorlara diyorum ki benim dizim kötü. Ben oynayamam. Dizim şiş. Senin dizinde bir şey yok diyorlar. Ya diyorum bir gidelim MR çektirelim falan. Bizim Gökhan'la İlker doktorlar. Yok diyorlar bir şey yok. Apar topar bastık gittik Çanakkale'ye. Gökhan Metin mi? Gökhan Metin. Ve İlker'in soy ismini unuttum. Şu anda da federasyondalarmış herhalde. Yazık diyorum. Yazık. Neyse. Akşam toplantı yapacağız. Fenerbahçe maçı bitti. İşte sorunlar, olaylar, futbolculara saldırıldı. Tesis falan basıldı biliyorsun. Biz de toplandık dedik ki yani yarın sıkıntılı maç. Eğer ne olursa olsun Fenerbahçe hani böyle bir sıkıntı yaşadı. Biz daha beterini yaşarız dedik. Dediğimiz gibi de oldu. Beni oynattılar. 75. dakika mı? 74. dakika mı? 70. dakikalarda sağdan bir orta geldi. Benim de topa çıkmam lazım değil mi? Hava topu. Sol dizim şiş. Sıçramaya çalıştım. Sıçrayamadım. Kafamın üzerine çarptı. Yasin'in üzerinden geçti. Adamın önüne düştü rakibin. Vurdu 1-0 maç bitti. Havaalanına geldik. Taraftar saldırdı falan. Otobüsleri sallıyorlar falan. Tesise zor geldik. Riva'ya kaçtık. Şimdi dizimin dışı şişmişti. İçi de şişti maçtan sonra. Diz böyle oldu benim. Riva'dayız. Doktorlara diyorum ki ya beni bir hastaneye götürün. Dizim iyi değil diyorum. Çatır çutur ses geliyor diyorum ya dizimden. Yani bir ya bunun bir çaresine bakalım. Hayır diyorlar senin dizinde bir şey yok. Be şiş olmasına rağmen nasıl bir şey yok diyorlar ya. Ya dizlik takıyorum çıkıyorum işte. Bir şey yok diyorlar. İyi bir şey yoksa. Antalya maçı oynayacağız. Antalya maçı kadrosu yine 11'deyim. Çıktık ilk yarı 2-0. Çatır çutur sprint atıyorum. Ses geliyor. İlk yarı içeri girdik. En son dayanamadım. Biri gel var Ahmet Akçam'a. Dedim hocam dayanamıyorum ya. Canım acıyor dedim ya. Ya canım acıyor anlamıyor musunuz dedim ya. Canım acıyor dedim ya. Yani dizim böyle olmuş dedim ya. İnanmıyor musunuz siz bana dedim ya en son hocalara. Biri gel dedi ki Ahmet Akçam'la konuştuk. Bir dedi 10 dakika daha dayan. Seni alacağız dediler. Abi maça çıktım 5. dakikada çat ön çaprazlar hepsi koptu gitti. Koptu. Hepsi koptu. Ön çaprazlar koptu. İç yan bağı yırtılmış, diş yan bağı yırtılmış, iç menisküs yırtılmış, diz menisküs yırtılmış. Kıkırdaklar paramparça. Yani. Diz paramparça ya. Diz paramparça. Doktorların yüzünden. Ya tabii. Düşünebiliyor musun ya? Benim futbol hayatımla oynadılar ya. Futbol hayatımla sen bakma. 10,5 ayım yok benim arada.
Bir sene yok yani. Ameliyat oluyorum, düzeliyorum, antrenmanlara başlıyorum. Bak burası çok önemli. Antrenmanlara başlıyorum. 5,5 ay olmuş, 6 ay olmuş. Belgrad'a koşmaya gidiyor takım. Ben diyorum Belgrad'da koşmamam lazım. Bana doktor dedi ki diyorum Ömer Taşar. Yokuş aşağı koşmayacaksın. Sert zeminde koşmayacaksın. Hayır diyorlar. Koşacaksın, koşmayacaksın, koşacaksın. Birbirimize bir giriyoruz. Gidiyorum Belgrad'a bir koşuyorum. Koştuğum dakika menisküs ameliyatı. Tekrar diz şişiyor benim. Allah Allah. Menisküsle yine yırtıl. Sen iyi sabretmişsin ya. Beni yönetime şikayet ediyorlar. 30 bin dolar da ceza kesiyor mu yönetim bana? Vay vay vay. Ahmet Amoğlu'nu arıyorum. Telefonla. Diyorum. Abi böyle böyle ben diyorum bakın bu doktorlara muayene olmak istemiyorum. Beni diyorum başka doktora gönderin. Hayır diyor bu doktorlara ameliyat muayene olacaksın. Ya Ahmet abi diyorum benle yağlı yolu nasıl konuşuyorsun diyor. Anlatabiliyor muyum? Benim derdim başka? İnan çok büyük sakatlık geçirdim. Yani öyle böyle değil. Sana bir tane daha anlatmak istiyorum. Aynı doktorlar, aynı doktorlar. Toşak zamanı. Arka adelem yırtıldı. Yırtık yırtık beni antrenmana çıkarttılar biliyor musun? Seke seke antrenmana çıktılar. Peki sana bunu bilerek yapıyor olabilirler mi? Efendim? Sana bilerek yapıyor olabilirler mi? Benimle alakalı ne sorunlar olabilir ki? Benim kimseyle alakalı. Bana Beşiktaş personel dahi, ahçıyı çıkartıyorum. Personel dahi bir kişi desin ki Ali bize böyle kötü davrandı, şöyle davrandı, Ali ile böyle problemimiz vardı. Benim kimseyle problemim olmadı. Vay vay. Çok enteresan hikayeler. Toşak'la ilgili var mı anın? Var olmaz mı? Antrenmandayız. Maç yapıyoruz. Yine 30 metreden de 35 metreden de vurdum. Tayfun Hoca var. Tayfun Özsakız. Tercümanı onu. Bağırıyor Toşak oradan bir şeyler söylüyor. Tayfun Hoca da diyor ki Ali diyor oradan kaç tane golün var diyor. Ben de bir gaf yaptım orada. Dedim hocanın kaç tane var. O hafta da deplasmana gidiyoruz. Ankara Gücü maçıydı herhalde otobüsle. Dedi ki ben sana seyrettireceğim dedi. Otobüse bindik. Takılmış. Otobüse bindik. Video kaseti koydu o zaman. Tamam. Buradan Ankara'ya kadar attığı ve attırdığı golleri seyrettim. Kaç anca tane? Bitti. Anca bitti. Anca bitti. Anca bitti. Anca bitti. Çok büyük oyuncuydu ama Toşak. Yani müthiş bir insandı ya. Müthiş bir insan. Böyle bir gaf yaptım yani. Ya, dedim senin kaç tane var? Bir sürü var. Sanki ben de sürekli oradan gol atıyorum ya. Adam haklı. 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 Vurma diyor. Niye vuruyorsun 30 metreden 40 metreden? Bir sürü varmış adamın golü. Ya müthiş. Attığı, attırdığı yani. Toşak Liverpool'un efsanevi futbolcusu zaten. Müthiş bir şeymiş ya. Yani bilmiyoruz ben. Tabii o zamana kadar yani sen tanımıyorum. Sen bence ona da iyi bir fırsat sağlamışsın. O da böyle kendini gösterecek göstermiyor. Sen onu öyle şey yapınca. Belki de. Ha, tabii tabii. Yani ama takım üzerinde hakikaten çok büyük etkisi oldu o kasetin seyredilmesinin. Yani ne diyorum İstanbul'dan otobüse bindik. Bolu'da bir durduk arada, mola verdik bir yarım saat, Ankara'ya kadar devam ettik. Bitmiyor goller. Film izlesem biter, goller bitmedi. Goller bitmiyor. Attığı ve attırdığı goller. Yani Toşak size sahip çıkıyordu ama hatırlıyorum ben. Mesela tabii. Paralar ödenmiyordu, idmana çıkarmıyordu. Hatta arkanızda duruyordu, hatırlıyorum öyle olayları. Ya şöyle, yani idmana çıkarmıyordu değil de, hani bizim büyüklerimiz karar aldı. Bir kere oldu zaten o bizim dönemimizde. Hani idmana çıkılmayacak denildi. Toşak indi aşağıya. Dedi ki problem ne? Paralarımız ödenmiyor. İdmana çıkmak istemiyoruz dediler. Çıkmayın o zaman yanınızdayım dedi. Paralarınız ödenmiyorsa dedi. Bunu biliyoruz yani. Bunu yaptı. Ama onun dışında zaten Beşiktaş'ta bir kere oldu. Yine Allah rahmet eylesin. Süleyman Sabah geldi başkanımız o zaman. Dedi ki çocuklar biliyorum sıkıntılar var. O var bu var ama 2,5 ay sonra paralarınız şu gün yatacak dedi. Yattı. O gün paralarımız yattı yine. Beylen sözü önemli. Tabii. Ama Toşak hakikaten benim Türkiye'de gördüğüm insan olarak, insan kalitesi olarak yukarıda bir insandı. Christoph Daum. Sevmem. Mustafa Deniz de. Mükemmeldi. Mustafa Hoca da aynı şekilde, Toşak da aynı şekilde huyları birbirlerine benziyor. Şu açıdan birbirlerine benziyor. Mustafa Deniz'i
oyuncusunun rahat etmesi için elinden gelen her şeyi yapar. Ve onlardan bütün yani alabileceği bütün verimi alır, değil mi? Bursa'dayız. Milli takım kampında bak şimdi aklıma geldi. O İrlanda maçı var dedim ya. Evet. OHAL ilan edildi. Vakıfköy tesisleri mi vardı Bursa'nın o zaman? Evet. OHAL ilan edildi orada. Askerler falan nöbet tutuyor. İşte maça 2 gün falan var. 2 gün veyahut da 3 gün var. Kamptayız A milli takımda. Sabah uyandım. Benim kaldığım odada tuvalet dışarıdaydı. Bir tanesini, birkaç tanesini. Kapıyı açtım, terlikleri giydim. Tuvalete gitmem gerekiyor. Baktım oradaki görevli arkadaş parmak ucunda yürüyor ve ayağında ayakkabısı yok. Çoraplarla. Mustafa Hoca ayakkabılarını çıkarttırmış herkesin. Ses yapmasınlar diye. Kuş uçmayacak demiş, ses çıkmayacak. Aşağıya indim, çöp kamyonu gelmiş hava almaya. Hemen tuvalete girdim, üstümü başımı değiştirdim, nefes alayım dedim. Çöp kamyonu geldi, Mustafa Hoca askerlere böyle yaptı. Sokmadılar, gönderdiler. Tabii, gönderdiler. Ya katı kapatıyordu. Onlara bile dikkat ediyor. Ya katı kapatıyordu, Allah'ın kulu giremez. Futbolcusunun rahatını bu kadar düşünen, ben 2 tane antrenör gördüm. Yani teknik direktör gördüm. Birisi Toşak'tır, birisi de Mustafa Denizli'dir o konuda. Yani Mustafa Hoca müthiş derecede oyuncularına önem veren bir insan. Onun için yani çalıştığı oyuncuların %90'ı onu çok severler. Senin bir de Almanya milli maçın var milli takımda değil mi? Tabii. Almanya maçını Mustafa Hoca yine hocamız o zaman. A milli takımdayız. Şimdi kadroyu yapmış. Yani yazılıyor. Herkes de akşamleyin hocaları alır konuşur işte. Sen oynayacaksın. İşte şurada oynayacaksın. İşte karşında şu var, bu var falan. Yani rakibin biraz özelliklerini anlatır. Bireysel işte özelliklerini, işte takımın genel özelliklerini anlatır. Senden istediklerini falan anlatır. Bununla alakalı. Tabii beni çağırdı, gittim yanına. İşte bir sağ stoperde boşluk var. Bir ön libero'da boşluk var. Bir de sol bekte boşluk var. Bana dedi ki, nerede oynarsın dedi. Ben de dedim, nerede istiyorsun hocam dedim. Nerede istersen oynarım dedi. Nasıl dedi. Dedim, en çok sıkıntı çektiğin yer neresi? Söyle dedim, ben orada oynarım dedim. Uç be kartalım dedi bana, tamam mı? Aramızdaki diyalog böyle. Tamam dedi, o zaman dedi seni dedi sol tarafa koyacağım dedi. Tamam dedim hocam, sol tarafa koyun, sol beke. Sol beke koydu, karşımda Neville oynuyor, Mehmet Çal oynuyor. İkisi de kısa, pırpırlar ikisi de. Ama önümde de futbolcunun tillahı var. Abdullah Ercan var. Abdullah abi oynuyor. Çok büyük sol bek. Tabii müthiş bir oyuncu. O maça bir çıktık. Maç 0-0 bitti. Sergen'in sağından atıp solundan geçti Matheus'u. İki kişiyi düşürdü. Katladı. Sağından attı, solundan geçti. Ama müthiş maç oynadık. Müthiş. Hatta son dakika bir tane gol kaçırdık. Evet. Atsak direkt gidiyorduk Avrupa kupalarına. İrlanda maçını, eleme maçını bile oynamayacaktık. Müthiş maç oynadık. Yani müthiş bir maç çıkardık. Tabii o İrlanda maçı içimizdeki İrlandalılar dediği maç. Tabii. Mustafa Hoca'nın. Yani çok eleştirildi. Mustafa Hoca'nın çok üstüne gidildi. Ben yani herkesin hocalığı birileri tarafından tartışılabilir. Bunu anlarım ama ben Mustafa Hoca'nın takım içerisindeki ikili ilişkilerini kimseyle tartışmam müthiştir. Benim gördüğüm. Lucescu? Lucescu çok iyi bir hoca, onu söyleyeyim. Hocaydı. Yani şimdi yaşı ilerlediği için. Hani çok iyi bir hocaydı. Ama bana göre hiçbir zaman için iyi bir insan değildi. Ya iyi teknik direktör, kötü insan mı diyorsun? Yani kötü, hani denilebilir mi bilemiyorum. Ama yani bak sana örnek vereyim. Lucescu kiminle sorun yaşadıysa gitti. Takımdan gönderdi. Ama sayayım sezon mi? Sonra. Sayayım mı? Evet, işi bittikten sonra. Benle sorun yaşadı. Çok büyük de problemimiz yoktu gerçi, gitti. Tolga'yla problem yaşadı, gitti. Ahmet Dursun'la yaşadı, gönderdi. İlhan Mansız'la yaşadı, gönderdi. Anlatabiliyor muyum? Yasin'le yaşadı, örnek veriyorum. Gönderdiler zaten. İşi bittiğinde herkesi gönderdi. Herkesi gönderdi. Yani çok kurnaz bir adam. Hani bizim
alışmış olduğumuz teknik direktör yapısında bir insan değil. Hani yurt dışından da gelenleri gördük. Ama hani dürüstlerini de gördük. Scala vardı mesela. O da çok iyi bir insandı benim çalıştığım. Ama Lucescu'ya ben iyi diyemem. Ama bugün itibariyle kötü de demem hoş olmaz yani. Paskanlı mı? Mükemmel bir insan. Dost, arkadaş. Çok farklı bir insan ya Paskal. Paskal'la hanımı anlatmadım değil mi? Anlatmadım. Paskal şimdi Beşiktaş'a ilk geldi. Bunu anlatsam mı anlatmasam mı? Anlat. Girdin anlat. Şimdi İsviçre'de kamptayız. Hoca toplantı yapıyor. Scala. İşte konuştu yemekten sonra konuştu falan. Dedi ki kim dedi alkol kullanıyor. Ben kaldırdım elimi. Kullanıyorum. Paskal kaldırdı elini. Ben kullanıyorum. Takımda kimse kullanmıyor. İkimizden başka. Tamam dedi. İkiniz dedi yemeklerde bir tane bira, iki tane bira içebilirsiniz dedi. Ama ben sürekli alkol kullanan bir adam değilim yani. Hani kullanıyor musun? Ya kullanıyorum yani. İçerim. 15 günde bir çıkarım dışarıda. İçerim yani. İçerim abi. İşte kim sigara içiyor dedi. Ben elimi kaldırdım. Paskal elini kaldırdı. Fazla içmeyin dedi. Haklı da. Futbol hayatım boyunca sigara içtim. Futbolu bıraktım, sigarayı bıraktım. Düşünebiliyor musun? Yani o kadar yani olay ters gelişti. Dedi ki sana da dedi Paskal'a da sigara içmek hani bir tane yemeklerden sonra serbest iki tane çok abartmayın dedi. Ama dedi bundan sonra sigara ya da alkol alanı görürsem ikiniz dışında dedi ceza yer dedi. Hani samimi bir ortam var. Dürüst yaklaştım. Tabii. Sizden de onu bekliyorum. Neyse kamp bitti, geldik, maçlar başladı. Ben zaten o dönem sakatlığımı yeni atlatıyordum falan. Benim odamda 5-6 kişiyiz. İsim vermeyeceğim. Hoş olmaz. Kapı birden bir açıldı. Scala. Oda duman altı. Göz yüzü görmüyor. Ooo dedi, mamma mia dedi. Tamam, kendi kendine söylendi falan. Çıktı, yürüdü, gitti. Ben dedim, bana bir şey olmaz. Benim sıkıntım yok, ben hocadan izinliyim. Yani ben içiyorum, sorun yok. Ama dedim... Siz yandınız. 3 dakika geçmedi. Çat, kapı açıldı, içeri kim girdi? Ziya Hoca. Yardımcısı. Bir bağırdı. Oo dedi, mamma mia dedi. Dedim Ziya Hocam İtalyancayı ne zaman söktü? Abi hepsi ufak tefek cezalara. Sana bir şey olmadı. Yok bana bir şey olmadı. Ben söylemiştim ama tekrar söylüyorum. Bu bizim yaptığımız bugün gülüyoruz ama doğru şeyler değil zaten. Tabii. Yani bunu hiçbir zaman için tavsiye etmiyoruz. Yapmasınlar. Ama o zaman yani dedim ya hani futbol o gün o noktadaydı, bugün gelişerek devam ediyor. Yani daha da gelişecek. Yani insanların daha bilinçlenmesi, bilgilendirilmesi gerekiyor. Onun için futbol o gün o noktadaydı. Yani çoğu takımda vardı bunlar. Ama bugün daha da azaldığını biliyoruz. İnşallah ileride tamamen azalır. Ne diyorum ben bugün sigara kullanmıyorum mesela. Yani evet. Kimseye tavsiye etmem. Paskal Numa ile ilgili bir anı daha var mı? Var. Paskal Numa ile alakalı son anımı da anlatayım sana. Paskal'la iyi arkadaşız. Bayram Bektaş var biliyorsun. O da Fransa'dan geldi. Bayram Hoca şu anda Göztepe'yi çalıştırıyor. İşte aramızda anlaşamadığımız zaman o giriyor. İşte tamamlıyor tercüman olarak falan. İyi geçiniyoruz. Huylarımız da hemen hemen yakın ya birbirimize. Yani elektrik çekiyor birbirimizi. Halen de öyle. O beni çok sever. Ben Paskal'ı çok severim yani. Yani futbol hayatım boyunca oynadığım futbolcuların içerisinde insan olarak ilk üçe girer. İyi insan olarak yani mükemmel. Onu söyleyeyim. Swiss Otel'de kalıyor o zaman. İşte akşam dışarı çıkalım falan beni gezdir mezdir. İyi dedim hadi götüreyim. Bayram işte dışarı çıkmak istiyor falan hadi. İyi dedim. Aldım götürdüm kulübe. Ortaköy taraflarında gittik gece kulübüne. O zaman underground meşhur.
biz de çok anlamıyoruz ama gidiyoruz kafalar sallanıyor falan. Ya ilk defa sen çıkardın dışarı. Tabii ilk defa ben çıkardım Pascal'ı dışarıya. Yani Pascal bizi diskoya götürdü. İlk diskoya sen götürdün Pascal'ı. İlk Pascal'ı ben götürdüm. Zaten ondan sonra çıktı. Neyse eğlendi. Gece 2 mi? 2.30 falan çıktık. Diskodan. Erken çıkmışsın. İki buçuk. O kadar kaldık zaten. İki buçuk falan zaten kaldık. Dışarıda şeyler var. Paparaziler falan işte var. 10-15 kadar. İşte. Orada çok ünlü bir gece kulübü daha vardı. Oralar tam meşhur olduğu için dolu orası. Bizi gördüler, beni falan da tanıyorlar. Çekmediler tabii. Hani şey yapmadılar. Yazmadılar da çekmediler. Seni çekmediler. Biz gittik. Neyse gittik, bıraktım onu otele, oradan eve geldim. Bir iki gün geçti aradan, baktım Pascal haberlerde geçiyor. Pascal paparazilerle kavga etti karakolda gece. Ha, kavga senden sonra mı çıkmış bir de? Benden iki gün sonra çıkmış, gene aynı yere gitmiş. Ha, aynı yere arkadaş. Gitmiş. Tabii bunu da görmüşler, resmini falan çekmişler. Bu da tabii laf dalaşına girmiş. İşte istemez herhalde bir iki tanesini de hırpalamış. Tabii karakola almışlar. Pascal. Geldi bana dedi ki, hani ben seninle çıktım, kimse bana şey yapmadı dedi, yani musallat olmadı. Hani kimse ilgilenmedi ama sensiz çıktım, herkes benim işte üstüme geldi, resmini çekti dedi. Dedim Pascal, burası Türkiye. Ondan sonra da zaten Pascal bizi diskoya götür. Tabii çıktı. Taraftarlar da gördü onları, izledi, gazetelerde okudu. Sonra herkes vardı, Pascal bizi diskoya götürdü diye. Ya Pascal mükemmel bir insandı. Yani benim oynadığım oyuncuların içerisinde dediğim gibi futbol hayatım boyunca ilk üçtedir. Yani çok severim kendisini. Sergen Yalçın? O da mükemmeldir. Çok iyi insandır o da. Yani bırak onu anlatmayalım. Anlat. Antrenörlük yapıyor şimdi. Teknik direktörlük yapıyor. Zaten Sergen'in neler yaptığını herkes olsun, biliyor. Olsun olsun. Sergen bahis oynardı. Hatta Sergen'in benimle böyle bir hikayesi de var. Bir gün Avrupa'dan dönüyoruz. Sergen sağda solda üzülmez ve ortalarında ben oturuyorum. Üç gün sonra Fenerbahçe maçı var. Dedim ki kaptan, dedim maç ne olur? Dedi ki sabaha kadar oynarız, kaybetmeyiz dedi. Dedim nasıl bu kadar iddialısın? 30 bin dolar bastım dedi. Beşiktaş maçı kaybetmedi, bir tane de gol attı Sergen mesela. Yani öyle hikayeleri de var. Hatta bir gün de Romanya'dayız. Hoca da Tigana kadroyu almadı bunu. Yanımda oturuyor, beni görmüyor ama. Ben de basın tribünündeyim. O da yan tarafta protokolde. Telefonda birisiyle konuşuyor. Çıkar diyor. Karşı taraf diyor, niye çıkarayım abi diyor. Maçı çıkar oğlum, maçı çıkar diyor. Niye çıkarayım abi? Ben oynamıyorum oğlum, ben oynamıyorum. Yani Beşiktaş'ın galibiyetini ve beraberliğini oynamış. Ama oynamadığı için takıma güvenmiyor. Ben o işlerden, iddia işlerinden anlamam. Onu söyleyeyim, hani onu bilmem ama biz altılı oynuyor muyduk? Oynuyorduk zaman zaman. Ama ben hayatım boyunca iddia yani nedir? Kimseni Sergen mi alıştırdı altılıya? Yok. Sergen alıştırmadı. Ben ta Boot Pilot'tan. Yani Ankara'dan. 95'lerden, 96'lardan arkadaşım vardı. Onlar ufak tefek böyle zaman geçirmek için çift antrenman olduğunda işte arada dinlenmen lazım. Meşgul olmak için. Tabii oynuyorduk yani. Oynayan çok vardır oyuncu yani. Öyle işte o günün parası, bugün parası da 70 lira, 100 lira. Altılı yaparsın. İşte vakit geçirmek için akşama kadar. Yine bir gün böyle oturuyoruz. Sergen dedim, bari onu anlatayım. Sergen abinin odasına gittim. Altılı oynamış. İşte diyor ki 5 gelecek. Ben dedim ki abi 5 gelmez. Bak dedim, burada dedim gelse 10 gelir. Yok dedi 5 gelecek. Abi 10 gelir. Yok 5 gelecek falan filan. Yarış başladı. Küçük televizyonlar var o zaman da tesiste bizim, bu kadar. Şeyden fırladı önüne kadar gitti. Seyrediyor. Kafa burun 10 numara 5 numaraya geçti, geldi. Abi sana demedim mi dedim 10 gelecek diye. Orada da içecek kutusu var. Ben yavaş yavaş geriye doğru adım atmaya başladım. Senin dedi şu mağazına. Aldı içecek kutusunu, bir salladı bana fırlat. Ben onun kapıyı kapattım. Sakın dedim yaklaşmayın. Niye altını gitti? Hayır, Sergen öyle bir şey ki mesela.
Altılı olduğu zaman mesela idmana çıkmak istemezdi. Yok bizde hiç yapmadı. Hayır, idmana Allah'a çıkmak var. İstemez derken şöyle. O saate idman koymazlardı genelde. Hocaları da bağlamıştı. Ya şimdi gün boyu Tigana, olduğu için. Tigana ile arası hiçbir zaman iyi olmadı. Bir gün idman saatine altılı denk geliyor. Tam o sırada böyle arka adaleyi tutuyor. Yedek kapaklanıyor. O anda soğutucu moducu tedavi. Telefonu veriyorlar sağ kulağına, altılıyı dinliyor. Sonra kalkıyor tekrar idmana devam ediyor. Tabii tabii, aynen öyle. Biz hiçbir zaman için bizim zamanımızda şunu söyleyeyim. Sergen'le alakalı öyle bir şeye denk gelmedik. Sergen abi idmana çıkardı. Oynadı mı da? Hani, hakikaten. Sergen oynasın diye biz elimizden gelen Sergen her şeyi yapardık. Sergen Yalçın hep Türkiye'de gördüğüm en büyük yerli futbolcu. Yani müthiş bir adam. Ondan daha iyisini yani, görmedim. Morali bozuk biniyorsa arabaya sıkıntı var. Sıkıntı. Ama gülerek biniyorsa bil ki o gün maçı aldın yani. Tabii tabii. Yani morali yerindeyse mutlaka. Bir de kendisinin de farkında olan bir adam. Şu. Takımı ateşliyor. Evet. Yani oynamaya başladı mı takım arkasından geliyordu. Yani tabii, Sergen'in. Tabii. Büyük futbolcu. Tabii. Futbol saha içerisinde liderlik özelliği de vasfı da müthişti yani. Yani o yani çok inkar edilemez. Çok da iyi insan. Mükemmel insan. Çok da iyi mükemmel insan. Hayatta kimsenin arkasını işe yaramaz. Allah rahmet eylesin, babası da evet. Buradan yağdı dedim. Mükemmel insandı. Evet. Yani. Teşekkür ederiz Ali Eren. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sevgili seyirciler, Ali Eren'le yaptığımız bu keyifli söyleşinin sonuna geldik. Yine bol kahkahalı bir röportaj oldu. İlginç anıları, komik anıları burada hatırladık, yad ettik. Yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Teşekkürler, iyi günler.